Herkese iyi akşamlar. Şimdi gördüğünüz gibi, geçen hafta da belirttiğimiz gibi kayıt yapıyoruz. Yani canlı yayın değil. Bunun sebebi işlerimizden dolayı ikimiz bugün bir araya gelemedik. Yani bu videoyu yayınlayacağımız gün kafa karışıklığı olmasın. Her bugün dediğimde ben Perşembe akşamından bahsediyor olacağım. Şimdi önce şunu söylemek isterim. Geçen hafta bir takım teknik sıkıntılar oldu. Tabii ki bizim programımızın artık vazgeçilmez olarak bazı bölümlerde Cenk'in sesi gelmiyor. Sadece görüntü var. Onun için sizden özür diliyorum. Yani işte zaman içerisinde bunu yaptıkça pişiyoruz. Yani pişiyorum daha doğrusu teknik bölüm bende. Hani rejiyi ben Ciddiyetle yapıyorum. Aynen. Bununla ilgili yani varsa sizin kafanıza takılan bir şey ya işte şunu atlamışsınız bunu atlamışsınız falan filan. Yani biz bir şekilde bu arayı kapatmaya çalışırız. Bu hafta ise dergileri konuşacağız, fotoğraf dergilerini. Yine soru şu, neden gelenekselleşemiyor fotoğraf dergileri? Bunu yani aşağı yukarı geçen haftaki yaklaşımımızla aynı, sadece burada özne, obje değişiyor. Ben yine Cenk'e ilk sorumu yönelterek başlıyorum. Ülkemizde bugüne kadar uzun soluklu bir dergi çıkarmayı başardık mı? Başardık. Başarmasına da ya. Şimdi yani bu dergi alenen söyleyebiliriz işte 95 yılında yayın hayatına başlayan fotoğraf dergisi Şerif Antepli'nin başlattığı son dönemlerde de sen de tanırsın bizim okuldan işte Ömer Serkan Bakır'ın sanal ortamda hala galiba sürdürüyor yani basılı olarak değil de yani bu derginin yalnız yani beyin ölümü çoktan gerçekleşti öyle söyleyeyim sana yani bu böyle sektörel dergimsi, birazcık işte fotoğraf magazini falan gibi böyle. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle hibrit böyle biraz ondan biraz bundan bir dergi olarak daha geniş kitlelere hitap edebilme formülünü kendince çözmüş bir dergi olarak 95 yılından bu zamana kadar devam ediyorsa işte hesap edecek olursak ne oluyor? 28 yıl mı oluyor? 23'teyiz. Tabii 28 yıllık bir mazisi var olmasın ama hani şimdi benim daha fotoğraf dergisi diye kendi kafamdan nitelendirdiğim modele uygunlar çıkmıştır dergi olarak, fotoğraf dergisi olarak ama bunların tabi uzun uzadıya Fotoğraf sürdüğünü dergisi efendim zaman eskiden sesin gitti geldi tam anlayamadım. dergisi nasıl eskiden nasıldı ilk çıktığı zamanlarda. Yani fotoğraf dergisinin üzerinde mi konuşuyorsun? Evet. Ya esasında yani çıktığı ilk zamandan sonuna kadar seyrettiği yol çok farklı değil. Yani ne oluyor? İşte fotoğraf camiasından belirli kemikleşmiş bir kitlenin hani geçen bölümde konuştuğumuz bu fotoğraf festivalindeki hiç yani değişmeyen kadrolu bazı elemanların sürekli geliyor olması, hadi bazılarının bir iki boşluk verip daha sonra geliyor olması ama hep böyle aynı yüzleri görüyor olmamızla ilgili bir serzenişim vardı ya benim. Yani fotoğraf dergisinin içinde de mesela atıyorum işte yani bir röportaj yapılıyor. Yani birinci sayısında çıkan adam farazi konuşuyorum tabii böyle somut bir sonuç değil. Sekizinci sayıda çıkıyor. Ondan sonra ne bileyim 12'de çıkıyor bir daha bir vesile röportaj oluyor yani vesaire vesaire. Hani böyle yine kendini tekerrür eden bir şeydi. Onun haricinde böyle sektör dergilerinin içinde bulunan tipik işte bir tane ürünün analizi, bir objektif tanıtımı falan filan gibi böyle çok temel anlamda böyle amatöre yönelik yani harcı alem daha çok insan okur işte bak teknik meraklısı okur öğrenir işte belki o optiği alır işte ne bileyim ya da onun özelliğini bilmiyordur kavrar falan o merakla takip eder bu dergiyi kafasıyla yapılmış bir şey. Yani ticari bir şey yani öyle bir fotoğraf adına ne bileyim işte fotoğraf felsefesi ve kuramını yüceltmek ya da ne bileyim işte yeni bir bakış açısı bir görsel platform yaratmak falan gibi bir düşünce bir misyon öyle çok ciddi bir şey yok. Zaten hani İlk dergi olarak çıktığı için, ilk dergi olarak derken o dönemin tekil dergisi olarak çıktığı için tabii eski dergiler var. Bir sürü foto hayatlar çıkmış, o çıkmış, bu çıkmış neyse.
Ama hani bu bizlerin şahit olduğu, yani ne diyelim, yaşı yani herhalde 25 yaşındaki insan da bu dergiyi biliyordur, fotoğrafçılıkla uğraşıyorsa şu anda. 70 yaşındaki insan da biliyordur. Anlatabiliyor muyum? Bahsettiğimiz bazı eski dergileri ben görmedim mesela. Yani atıyorum ben de doğduğumda çıkıyormuştu falan gibi böyle durumları var. Onlar için İşte pek fazla dalmıyorum oraya. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? onu diyecektim. İstersen bu biraz önce bahsediyordun işte hani diğer dergilere değinecektin. Oradan bilirim istersen. Buyur. Yani temel anlamda eski dediğimiz dergi bizim işte fotoğraf dergisi oluyor. Bizlerin bildiği, gördüğü. Hani sanal dergi mantığında da bakarsak o da sonuçta yani fotoğrafla ilgili yayın yapan işte fotoğrafyamız var. Fotoğrafya da son bir yıldır pek bir hareket yok gerçi. 2022 yılında hangi ay olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Son bir işte onlar sanal bir sayı çıkarttılar diye hatırlıyorum ben. Yani ilk sanal dergi sloganıyla çıkan, uzun soluklu çıkmış. Yani bitmiş demiyorum çünkü sayfayı açtığınızda bitti demiyor yani. Hani 2023 yılında belki özel bir durum var. Bir fikrim yok. Bir de bu var yani uzun soluklu olup var olup bu zamana kadar sürmüş olduğunu söyleyebileceğim. Yani ama varlığı yok arası gibi bir şey diyebiliriz şu anda zaten. Peki diğer dergileri yani şu anda var olmayan dergilere değinebilir miyiz? Ya Değinebilir. aslına bakarsan Ata bence yani tamam hepsi çok kıymetlidir. İşte insanlar emek vermiştir fotoğrafçılığın gelişmesi adına dergicilik yapmışlardır vesaire ama ya inan çok şey değil ya. Ya üzerine konuşulması bir şey yok. Onlar çünkü böyle çok naif, çok iptidai dergiler. Anlatabiliyor muyum yani? Esasında bizim için fotoğrafçılık adına bizlerin şahit olduğu birkaç kuşağın, son birkaç kuşağın şahit olduğu dergicilik daha hani tırnak içinde gelişkin olduğu için oraya odaklanmak daha doğru olur inancındayım ben. Öbür türlü o nostaljiyi defalarca yaptı zaten insanlar. Peki dünyada bu durum nasıl? Ya dünyada da Fotoğraf dergisi. esasında bakarsan şimdi bu fotoğraf dergisinin demin bahsetmiş olduğum böyle daha amatör yelpazeye daha çok sayıdaki insana erişmekle ilgili stratejisi hakim. Yani bu tabii ki bir hani tiraj yakalamaya çalışan derginin başvuracağı pratik yöntemlerden biri olarak şekilleniyor. Yani sonuçta spesifik bir konuda fotoğrafa dair bir şey yapmaya kalktığınızda yani şimdi şöyle düşünelim. İşte fotoğraf felsefesi ve kuramı ile ilgili bir dergi yapsan bununla ilgili çeşitli yani görsellerle desteklenmiş bir takım makaleler, denemeler, eleştiriler falan yazıyorsa yani Türkiye'de bunu ne bileyim 500 tane satamazsın mesela. Ama dünyadaki modellerde de bahsettiğim gibi işte fotoğraf dergisi diyorum ya işte formülünü uygulayan çokça dergi var diye. Daha böyle işte malzeme tanıtır. Reklamı boldur. Onlar daha çok reklam alabiliyorlar dergilere. Bizim dergilerimiz reklam alma konusunda çok şanslı değiller biliyorsun. İşte belki onların da içinde çeşitli röportajlar yer alabilir. İşte yarışmalar sonuçlanmıştır ulusal uluslararası. Onlarla ilgili kazananlar mazananlar mansiyonlar işte anılır. Fotoğrafları paylaşılır falan şekilde olanlar daha çok yaygın. Yani mesela şöyle bir şey var mesela uluslararası olarak satılan pazarlanan bir fotoğraf dergisi olayı benim bildiğim yok. Yani nasıl mesela National Geographic diyoruz değil mi? Mesela bunun Türk edisyonu var, İngiliz edisyonu var, Fransız edisyonu var. Ama dünyanın her bir yanında bir National Geographic dergisinin çıkmasından bahsediyoruz. Yani X Fotoğraf Dergisi diye bir dergi olup da dünyanın dört bir yanında çeşitli ülkelerde çıkan mesela uluslararası hale gelmiş bir fotoğraf dergisi yok. Bunun da temelinde tabii ki yani fotoğrafın hangi ülkede olursa olsun birbirine oranla belki birisinin daha az birisinin daha fazla insandan oluşan topluluğu var ama yani fotoğrafçılık öyle çok sayıdaki insana dergi alacağı kadar hitap etmiyor. Yani tirajları ile ilgili sıkıntı yaşar halde bir şey fotoğrafçılık dünyada, fotoğraf dergiciliği dünyada da. Ondan dolayı öyle çok böyle ya istikrarları da vardı işte ne bileyim adam zaten dergi çıkarıyor ki amatör fotoğrafı diyor adam. Amatör fotoğrafçılık diye bir dergi çıkarıyor zaten adamın mantığı ortada. Ya da ne bileyim işte Wildlife Photography diye bir dergi görüyorsun. Aa, o da işte vahşi hayat fotoğrafını işte konu edinmiş kendine.
bazen belirli temalar, kaplan teması işliyor. İşte çeşitli fotoğrafçıların çektiği kaplan fotoğrafları, bunun kralını çeken adam dediğin adamla yapılan röportaj falan çerçevesinde şekillendiriyor. Böyle, böyle genelde. National Geographic'te böyle bir fotoğraf dergisi gibi görebilir miyiz? Yani sonuçta içerisinde fotoğraf güzel. National Geographic'te evet. Bir fotoğraf dergisi, bir nevi fotoğraf dergisi olarak görebilir miyiz? Ya şimdi National Geographic esasında nasıl diyeyim ben sana? Yani bir seyahat ve kültür şeyi esasında dergisi diye esasında tasnif etmek, seyahat kültür dergisi olarak isimlendirmek daha doğru. Yani benim mesela fotoğraf dergisi dediğinde benim aklımda temel anlamda başka şeyler şekilleniyor. Ama tabii bilmiyorum bunu konu edinmek istiyor musun? Böyle bir sorun var mı yok mu bana? O yüzden böyle pat diye oraya girmek istemedim şimdi ama benim anlayışıma göre National Geographic'i ben kültür ve seyahat dergisi olarak, coğrafya dergisi olarak nitelendiririm ama bolca fotoğrafik destek de bunu yapıyor. Şey hatırlıyorum. Mesela daha önce galiba sondan tekrar çıkmaya başladı. Onu takip etmedim. F1 Racing diye bir dergi vardı. Formula 1 üzerine. Ya o da içinde böyle bol bol çok güzel fotoğraflar barındıran bir dergiydi. Tabii ki yani makalelerin hepsi işte pilotlar, araçlar, teknoloji üzerineydi. Bu tip dergilerin varlığı da biraz fotoğraf dergilerini etkiliyor olabilir mi diye bir soru geldi şimdi aklıma. Ya şimdi ben sana aklıma gelen çeşitli sebeplerle fotoğraf dergilerinin hayatta kalmakla ilgili serüvenlerinin sıklıkla çok kısa vadeli olmasını özetleyeyim. Şimdi bir kere maliyetlerle ilgili her zaman oldu, her zaman da olacak ciddi bir sıkıntı var. Yani maliyetleri uzun soluklu olarak sabit tutabilmekle ilgili ciddi problem yaşıyor bizim sektörümüz. Yani bir şey bizim sektörümüz derken Türkiye'deki fotoğraf dergisi ya da dergicilikle ilgili esasında bir problem esasında ana şemsiye. Onun altında fotoğraf dergiciliği diye de bir başka madde açabiliyoruz. Biz küçük şemsiye açabiliyoruz. Çünkü genelde kullanılan işte mürekkepten tutun yapıştırıcıdır, kağıttır, odur budur. Bunların hepsi yabancı uyruklu kaynaklı olduğu için genelde dövize endeksli olarak fiyatları hızlı bir şekilde güncelleniyor. Özellikle pandemi sonrasındaki ülkemizde derinleşen işte bu ekonomik sıkıntılar vesaire söz konusu olduğunda şunu falan gördüm ben yani özellikle albüm basmak, fotoğraf albümü çıkarmak işte noktasına gelen insanların mesela pandemi çıktı şimdi ya bekletelim daha sonra yaparız diye karar aldıklarında 1 liraya mal olan fotobukları yani fotoğraf albümleri diyelim şaka maka bir derken bazılarının 3 bazılarının 5'e çıktığını yani 1-1,5 bantında hesap ettikleri birim olarak şeylerin görüyoruz. Mesela dergicilikte bu her ay basıldığında ya da ne bileyim 3 ayda bir çıkıyorsa 3 ayda bir basıldığında yani senin bir önceki bastığın derginin maliyetiyle ikincisi bir olmuyor şeklinde bir noktaya geliyor. Basımın kendisi de pahalı bir şey. Yani zaten Türkiye'de şimdi günümüzde çok sayıda yerde kaliteli baskı yapabilmek dergicilik anlamında mümkün ama daha önce mesela bunlar çok kısıtlı yerlerde yapılabiliyordu. Ondan dolayı oralara rekabet olmadığı için fazla başvurduğunuzda hem pahalı oluyordu onların size önerdiği fiyat hem de sıra oluyordu yani iyi şeyler çıkartmak isteyen herkes onların kapısının önünde kuyruk oluştururken tabiri caizse onu da bekliyordunuz. Ama sizin şimdi sonuçta periyodik olarak yayınlanacak bir derginiz olacak. Orada o da bir başka türlü sıkıntı yaratıyor. Dağıtıma geliyorsun. Dağıtımda zaten biliyorsun dağıtım tekel işi. Yani sen zaten böyle dergiyi veriyorsun. Diyorsun ki abi diyorsun işte ben 5000 tane dergi bastım. Bunları dağıt. Evet. Tamam diyorsun ya bunları dağıt. Sen hasta dağıt. Senin olsun. Sen reklamlarla yaşamaya çalışıyorsun mesela. Ya da kendi elinle bazı noktalara da veriyorsun. Oradan dağıtılıyor. Efendim bir şey dedim galiba. Dijitalin getirdiği avantajlardan biri de bu aslında. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Ama yani bir yandan da okuyucu her geçen gün azalır oldu. Yani senin söylediğin noktaya geleceğim derken geldim de zaten. Şimdi şöyle azalma oldu. Şimdi kağıda basılmış bir dergiyi okuyan insan sayısı azalırken dediğin gibi dijital ortama, sanal ortama çekilen okuyucuların sayısı arttığı için ve buradaki içeriklerin genel itibariyle bir kere maliyeti yok. Maliyeti yok ki. Yani sen açıyorsun burada fotoğrafçılıkla ilgili aradığın şeyi spesifik olarak da bir araştırma sonrasında mesela seçebiliyorsun. Çok sayıda dil biliyorsan birçok sayıdaki dil kaynağından bulabilip bunları bir araya getiriyorsun.
karşılaştırmalı okuma yapabileceğin bambaşka bir imkan daha sunuyor sana. Bütün bu saydığım ve sayabileceğim artılardan dolayı insanlar da bir dijital ortamın avantajlarından faydalanmaya, bir de bedava olarak kullanmaya başlayınca oraya doğru kaydılar. Bu okuyucuyu, kağıt üzerine basılı derginin okuyucu sayısını azalttı. Diğer taraftan da şöyle bir şey de var şimdi. Yazılı basının yani ürünü olan bir fotoğraf dergisi, bir baş editör, bir iş takım işte o dergiyi oluşturmak için bir araya gelmiş insanların zihniyetini yansıttığı için sen her ne kadar onu dışarıdan fotoğraf dergisi olarak görüyor olsan da o zihniyete uygun insanlar o yapının içine geçici olarak ya da daimi olarak girebiliyorlar ya da çıkabiliyorlar şeklinde bir hareket kabiliyetine sahipler. Ama işte herkese kapı açık değildi. Şimdi o sanal ortamlar birdenbire herkesin fotoğraf hakkında ürettiği bir fikri yazabileceği, fotoğrafı paylaşabileceği ortamlar da yaratınca iyi de niye dergicilik olağan olarak zorlaştı. Zaten şu anda okurlar şeyi sevmiyorlar. Yani bilginin tekelde olmasını sevmiyorlar. Yani kendileri... Tabii. Bu herkes için söylenemez. Hala insanlar bir şey gördüğü zaman aa bak bu böyleymiş diye ortada geziyorlar ama yine yavaş yavaş şöyle bir şey dönüşüyor. Yani mesela biri bir yerde bir şey okuduğu zaman gidip başka bir yerden de bakıyor yani. Hani o okuduğu şeyi aa evet bu böyleymiş diye direkt almıyor. Tabii bu dergi mantığına da biraz aykırı. Yani derginin böyle gerçekten çok yani böyle herkes tarafından şey yapılan işte saygı gören, takdir gören insanların bir araya gelip şey yapmasıyla olur yani. Mesela ne bileyim atıyorum işte hani İlber Ortaylı'yı, işte Celal Şengör'ü, işte ondan sonra yani böyle bir sürü önemli insanı bir araya getirip dergi açmak gibi bir şeydi. O da yani hani öyle bir maliyet herhalde kaldırılamaz ki. Böyle şöyle bir sorun not etmişim. Yani bugün bir fotoğraf dergisi açılır mı diye bir sorun not etmişim. Onu ben şöyle modifiye ediyorum. Diyelim ki maliyet olarak hiçbir şeyin yok. Yani bir sponsor var arkanda, sıkıntı değil abicim. 5 kişi okusa da ben ne gerekiyorsa parasını vereceğim dedi. Tabii böyle bir şey olduğu zaman herkes evet der ama yine hani genel olarak değerlendirebilir misiniz? Ya ben kendi adıma böyle bir girişimde bulunmam. Yani yazılı olarak bir yazılı derken basılı düzeltiyorum olarak bir fotoğraf dergisi yayınlama fikri bana ters. Yani ben zaten bizim çıkardığımız gölge fanzinde ilk çıkarttığımızda fanatik dergiler fotokopi yoluyla çoğaltılan şeyler. Hani biz o zaman biraz daha böyle hani o fanatikliği tamam barındıralım ama hani bunu da derli toplu yapalım şimdi diyerekten biz bunu dijital baskı yöntemiyle renkli kağıtların üzerine basarak başladık mesela. Dağıtıyorduk bunları. Yani bu da basılı bir şeydi esasında. Ama sonrasında zaten internetin işte 2003-2004 gibi böyle yavaş yavaş hızını alıp böyle elektronik dergicilik vesairenin de ilk örnekleri çıkmaya başladığı an itibariyle hepimiz şu kanaate vardık o zamanki grup. Ya abi bunun geleceği yani burada çünkü bir kere dağıtımla ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Öbür türlü bak düşün. Ulusal bir dergiden bahsetmiyorum. Bir fanzin basıyorsun. Hepimizin olanaklarıyla herhalde maksimum 300 tane basmışızdır mesela bir sayıyı biz. Düşün yani 4 kişiyiz. Ne oluyor? 300 tanesi 75'er tane dağıtılması lazım, tamam mı? Ya bunu dağıtana kadar bizim göbeğimiz çatlıyor. 4 tane insan 75 tane adam başı dergi dağıtacak. Sen bir yerden basıyorsun mesela diyelim ki 5000 tane. Hoş kaç tane dergi çıkmıştır da fotoğraf dergisi 5000 tane aylık sayı satmıştır, o ayrı hikaye de. 5000 tane dergi dağıtacaksın. Bunu zaten kendi imkanlarını dağıtabilme durumun olmadığı için bu olduğu gibi maliyeti sana kaçmak üzere o bir dağıtım firması tarafından alınıyor işte dağıtılıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi sanal ortamın işte hem daha fazla sayıda insana hem daha zahmetsizce hem masrafsızca erişiyor olduğunu gördükten sonra ben hiçbir zaman basılı olarak bir fotoğraf dergisini istiyorsan sonsuz kaynak bana sun cazip görmedim açıkçası. Peki sen de bahsetmişken yani bunu da soracaktım da hani evet. Gölge Fanzini biraz yani yayıncılıkta, dergicilikte nerede kalıyor, nerede duruyor? Ya biraz önce de dediğim gibi Gölge Fanzin yani geleneksel yayın anlayışının dışında bir şey. Yani o yüzden sadece gölge koymadık da ismini. Yani bunun adı gölge ama bu bir fanzin mesajını vermek istedik. Fanzin zaten fanatik dergi demek. Yani sen şimdi bir takım tiraj kaygıları, İşte kazanç kaygıları gibi bir takım durumlarla karşı karşıya kaldığında
O zaman bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Söylemek istesen bile söyleyemiyorsun. Saydığımız başlıkların gereksinimleri gereği. Diyebilir Bunu miyiz? efendim? Fotoğraf taraftar topluluğu da diyebilir miyiz buna başka bir şey? Ya biz esasında çok küçük bir azınlığın arzularını tatmin etmek üzere yola çıktık. Yani o da fotoğrafın daha ziyade düşünsel yanıyla daha hayatı değiştirip, çeşitlendirip, katmanlandırabileceği potansiyelini hatırlatmak, yüceltmek ve ilham vererek bundan dolayı insanların daha o doğrultuda fotoğraf üretmesini sağlayan bir görsel platform yaratma fikriydi o. Yani o yüzden biz bir taraftar toplayalım değil, biz platformu sunduk, anladın mı ne demek istediğimi? Ne olursan ol, kim olursan ol gel değil. Bak böyle bir platform var, hoşuna gidiyorsa buyur oraya, var işte yani. Oradan ne alıyorsan al, kendi adına yolunu çiz. Ha ama biri geldi de dedi diye. Ya işte arkadaş ben bir yazı yayınlamak istiyorum. Şimdi biz tabii bir manifestomuz var. Hala da var manifesto yayınlandığı zaman Gölge Fanzin. O manifestonun prensiplerine uymak kaydıyla ben yüzünü görmediğimiz en az şimdiye kadar 50 tane adamın belki yer yer bir sayı yazdı, iki sayı yazdı, sadece tek sayı yazdı. Değişebilir bu sekans. Daha doğrusu frekans, düzeltiyorum. Ama belki 50 tane farklı isim girdi çıktı, girdi çıktı. Öbür türlü bir dergiye baktığınızda böyle kadrolu işte 15 kişi vardır. Zaten her sayıda onun 5 ila 7 tanesi. Rakamları afaki, bir içerik üretir, geri çekilir, öbürü girer çıkar falan deyip top aynı kişilerin arasında döner. Biz tanımadığımız insanlara her çıkan yeni sayının temasını, varsa temasını da belirterek, buyurun eleştiri yazın, deneme yazın, röportajınız varsa yayınlayalım, karikatür gönderin, fotoğraf temalı portfolyonuzu yayınlayalım diyerek çeşitli çaplarda ve yaklaşımlarda bu işin içerisinde bulunmaları ile ilgili bir şey yaptık. Ama anonim kaldık birbirimize. O yüzden taraftar toplayıp bir şeyin, bir gücün peşinde koşma düşüncesi olmadı açıkçası. Abi peki senin böyle sevdiğin bir dergi var mıydı? Yani biraz geçmişi yad edelim o zaman. Yani şu an Tamam. artık şey konuşmaya gerek yok. Hani şu dergi, bu dergi bugün niye yok, bunu konuşmaya gerek yok bence. Bu gayet Evet. açık yani. Ben Ben yani buyur. dinliyorum, lafını kesip pardon. Ben sana bir şey soruyorum. Yani genç açıyı hatırlıyorum Tamam. ben. Gerçekten severdim, aldığım bir dergiydi. Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Ama hani senin kadar derinlemesine hani neden neydi diye şey yapamıyorum. Yani güzeldi yani. Fotoğraflar da güzeldi. El alınan fotoğrafçılar da güzeldi. Şimdi geniş açı da yine bu dar rotasyon içerisinde dönmesiyle belki bir takım eleştirilere ben tarafından maruz bırakılabilir. Ama dönemi içerisinde özellikle batıcıl dergicilik modellerinden çok güzel faydalanarak sunulmuş bir şeydi. Ve Türkiye'de emsali olmayan bir şeydi o dönem içerisinde. Ben şimdi tam olarak hatırlamıyorum. 51. sayısından bitti. Yani 50'li sayılarda hatırlıyorum ben. Çok net bir şekilde olmamakla birlikte. Bayağı bir çıktı yani, hani bir uzun soluklu sayılacak şekilde. Dolayısıyla o süreç içerisinde de esasında tam güzelleşmeye başladığı bir evre geldiğinde satamamaktan, reklam alamamaktan yana şikayetleri olacak şekilde kulağımıza geldi bizim. Yayıncılar bunu yayınlamaktan vazgeçtiler. Böyle bir veda sayısı gibi bir sayı yaparak bitirdiler. Amma ve lakin iyi bir dergiydi. Yani Türkiye'de bizlerin tırnak içinde birkaç kuşağı kastederek söylüyorum, şahit olduğu süreçteki bence kalburüstü dergilerden biridir. Ben de katılıyorum ona. İz vardı. Yani İz de biliyorsun daha ziyade böyle bir portfolyo dergisi gibi bir şeydi. Baskı kalitesiyle, oyuyla, buyuyla çıktıktan sonra belirli bir süre o da gayet güzel, iyi gitti. Sonra tavsadı. Son durumu nedir bilmiyorum. Ben çıkmıyor diye biliyorum son çeyrekte. Dolayısıyla o fena bir dergi değil. Ben kendi adıma Kanada menşeli Photo Ed denen bir tane dergi vardır. Onu severim. Amerikan menşeli olan Lenswork, zamanında asistanlık yaptığım birisinin abone olduğu, yurt dışından düzenli getirdiği bir dergi olarak hayatıma girdi benim. Çok şık, çok güzel bir dergiydi. Hala devam ediyor. Bak uzun soluluktan bahsediyoruz. Benim asistanlıktan İnternetten bahsettiğim. ulaşabiliyor muyuz bu dergilerin hepsinden? Online olarak mesela Lenswork'e ulaşabildiğinizi kesinlikle biliyorum. Ben hala açarım, bakarım. Podcast'leri var, o su var, bu su var. İngilizce bilen bir insan için gayet güzel, yeterli içeriğe sahip, oradan bakar. Foto Ed'i ben matbu olarak görmüşlüğüm var.
Çok daha böyle her çıkan sayısını takip ettim vesaire diye bir şey yok benim için. Yani bu beğendiğimi söylesem de online olarak da hiç bakmadım. Bak mesela şimdi bu vesileyle bu yayından sonra merak edip gidermek için bakacağım mesela şimdi. Ama şeyim var, Lensworth'um var, onu biliyorum. Yani Ya bu bu linkleri falan. iyi bir dergiler ama yani buradaki temel sorun şu benim adıma. Yani bu dergilerin olayı hiçbir zaman eleştiri olmadı. Hiçbir zaman böyle çok böyle sistemli bir şekilde düşünsel anlamda fotoğrafı irdelemek. Ya ulan bir fotoğraf dediğimiz bir şey var. Yani bunun belirli bir düşünce ürünü olduğunu biliyoruz. Bu temelde esasında işte gerçekliğin tasviri ya da temsili olarak ortaya çıktı ama şu kadar yıl boyunca evrilerek dönem dönem başka türlü amaçlar için kullanıldı. Nihayetinde de çıkaranlar esasında bunu da böyle hayal de etmemişlerdi. Esas onların derdi patentten paraya götürmekti. Götüren de Daguerre oldu. İşte Nips de birazcık sebeplendiyse çocukları sebeplendi. Çünkü o vefat etti de böyle tip açıklanmadan önce Fransız Bilimler Akademisi'nde falan filan diye böyle düşünüyorsun ama sonuçta bu fotoğraf bazı entelektüel kapasitesi yüksek insanların elinde öyle bir takım şeyler için kullanılır hale geldi ki insanlık tarihinin yapı taşlarını oluşturan bazı anları belgeledi ya da insanlık tarihini etkileyecek çok önemli anlara tetikleyici etkide bulunduğu hayatı sorgulamakla ilgili çok enteresan anlatımları kelimelerle, paragraflarla anlatmak yerine çat diye çekilen bir fotoğrafla gerçekleştirmeyi sağladı fotoğraf teknoloji olarak diye düşünen, bunu irdeleyen, bununla ilgili yazan, çizen bir dergi çok önemli bence. Öbür türlü yeni çıkan malzemenin reklamını yapmak ya da yeni albümünü basmış, işte fotoğraf sergisini yapmış insanın ürününü tanıtmak, yani ürünü derken sergisini, fotoğraf sergisini, fotoğraf albümünü tanıtmak vesaire gibi popüler amaçlarda kullanıldığında zaten dergilerin çok uzun soluklu olması ile ilgili bir durum da ortadan kalkıyor yani açıkçası özellikle ülkemiz koşulları altında. Bugün de süremizin sonuna geldik. Yaklaştık diyeyim daha doğrusu. Son bir soruyu sorarak o zaman hani bunu toparlamayı sana bırakıyorum için. Tamam. Festivaller konusunda sıkıntımız var ülke olarak. Dergiler konusunda da her ne kadar dünyada olsa da hani kendi içimizde sıkıntılarımız var. Bunlardan da özellikle yola çıkarak Türkiye'de fotoğraf kültürü üzerine neler söylersin kısaca? Ya Türkiye'de fotoğraf kültürü. Kültür mantarı var Türkiye'de. Fotoğraf kültürümsüsü var. Ama fotoğraf kültürü tam anlamında yok. Yani dalga geçiyorum belki ama esasında bu sarkastik yaklaşım trajik bir durumu yani yok deyip kestirip atan insan olmamak için ele alma şeklim. Çünkü neden? Yani diyoruz ki gelenekselleştirebildiğimiz fotoğraf festivalimiz yok. Uzun vadeyle çıkıp düzenli olarak belirli bir standart tutturup yayınlanan fotoğraf dergisi yok. Türk fotoğraf ekolü diye bir şey dünyada yok. Şimdi yani kültürünü ne oluşturur bir şeyin ekinini? O alanda yapılmış şeylerin uluslararası anlamda bilinirliği, ulusal anlamda süre gelirliği ve üstüne koya koya hem ulusal fotoğraf topluluğunu hem gücü yettiği ölçüde dünya fotoğraf topluluğunu besleyen bir halde olması yani bir ülkenin fotoğraf kültürünün temelinde yatar. Bunlar oldukça olur. Dolayısıyla bunların hiçbirinin izine rastlayamadığımız, büyüteçle de baksak göremediğimiz, Diyojen gibi gündüz gözü el feneriyle ya da işte yani kandille aradığımızda bulamadığımız bu şey yoktur o zaman. Yani bu benim keyfi istem doğrultusunda dile getirdiğim bir duygun falan değil. Onun haricinde bir takım başat karakterler vardır Türk fotoğraf kültürünü oluşturan. Onlar da o kültürü oluşturur sonra o kültürü yiye yiye beslenirler. Yani şimdiye kadar bakıldığında 3-5 tane münferit isim haricinde yani Avrupa'ya açılabildiği en uzak nokta Edirne'nin sınırıdır bizim Türk fotoğrafçılığının ya da Türk fotoğrafçılarının. Dediğim gibi onlarca münferit olarak X işi bilmem nerede sergi açtı. Y kişisinin işte eserleri bilmem ne müzesine, modern sanatlar müzesine kabul edildi falan. Bunlar bireysel şeyler. Yani bu böyle bir
enerji santrali gibi sürekli enerji üreten bir kaynaktan çıkan birçok örneği oluşturmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir enerji zerreciği yani oluyor bunlar. Koca denizinde fotoğrafçılığın. Dolayısıyla Türkiye'de bütün bu manada dile getirdiğim şeyleri bir imbikten geçirdiğinizde ortaya tek bir sorun çıkıyor. Türkiye'de gerçek anlamda fotoğraf kültürü diye anabileceğimiz hiçbir şey yok bence. Hiçbir şey yok. Geçmişten günümüze kadar bir sürü insan olmuş, işler üretmişler. Ama ha şunu söyleyebilir misin? Türk fotoğrafında sümüklü çocuk ekolü var mı? Var mesela. Bak onu tartışmıyoruz. Neden? Çünkü milyonlarca sümüklü çocuk fotoğrafı çekilir her sene. Değil mi? Ya da ne bileyim işte köyde tarlada çalışan, biber kurutan, işte taşlı köylü ekolü var mı Türk fotoğrafında? Var. Milyonlarcası çekilir, her sene çekilir. Niye çekilir her seferinde? Bilmiyorum. Yani onun kültürünü oluşturabilmiş insanlarımız. Ama genel geçer, ulusal ve beynelminal anlamda fotoğraf kültürü Türkiye'de var dersek kendimize eğleriz. Bunun aksini düşünenler de sümüklü çocuk çekerler zaten yani. Ya. Teşekkür ediyorum Cenk. Bu arada teşekkür ederim. Varsa aksi düşünceleriniz bize yorumlarda iletirseniz seviniriz. Tabii şey olmadı, canlı olmadığı için yayın, yani anlık soru cevap yapamadık bugün. Bunun için sizden özür diliyoruz. Ben zaten bu program boyunca sizden bol bol özür dilemek zorunda kaldım. benim eklemek ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok. O zaman yine önümüzdeki hafta aynı saatte, aynı günde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.